Merhabalar arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Euro Truck Simulator Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile hemen oyuna başladım. Fakat şöyle ufak bir bildirime geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu güncellemeyi indirdiğinizde kendinize ait bir araç olması lazım. Eğer ki aracınız yoksa Dorsey'i alıp götürdüğünüzde arkadaşlar oyundan atıyor, hata veriyor Dorsey'i bıraktığınız gibi arkadaşlar. O yakında giderilecektir çünkü firması açıklama yapmış, yani yakın zamanda öyle bir çalışmaları var. Gördüğünüz gibi oyun içerisinde olan arkadaşlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yeni güncelleme neler getirdi? Çeşitli bug'ları gidermişler, güvenlik sistem gizliliklerini onarmışlar arkadaşlar. Yeni model geldi, DAF Euro 6 arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Şu an ben ürünü aldım. Kendi aracımla götürüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 6 saat gideceğiz. Bayağı uzun bir yol olacak. Umarım eğlenceli bir yola dönüşür diye düşünüyorum. Arkadaşlar oyun süper. Oyunun içinde çeşitli sorumluluklar var. Nedir bu? Bir tanesi selam vermek. Korna çalıyorsunuz arkadaşlar. Cidden ilk defa oynuyorum. Çok güzel, hoşuma gitti. Yolda selam vermek cidden çok eğlenceli oluyor. Hele ki Türk arkadaşlarımıza denk geliyoruz. Şöyle taba bastığımızda şu an sadece ben varım herhalde etrafımda. Başka kimse yok. Taba bastığımızda oyun içerisinde başka insanları görebiliyorsunuz. Yakında olanları büyük bir ihtimal. Sağ üstte online yazıyor. O görünüyor mu bilmiyorum video içerisinde. Offline yazında oyundan girip çıkıp bir daha girin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Biraz da rahatsızım. Böyle kekeliyorum, bir şeyler oluyor. Çok kötü bir durum. Hemen onu düzelteceğiz inşallah. Nasıl düzelteceksek artık. Her neyse, grupla oynadığınızda çok eğlenceli bir oyuna dönüşüyor. Konvoy halinde alıp götürüyorsunuz belli başlı eşyaları, dorseleri. Çok da güzel oluyor. Yani tek başınıza bazen sıkabiliyor arkadaşlar ama şöyle dışarıdan göstermek istiyorum. Her şey 10 numara. Aman al. Aman takla atmayalım da. Baya uzun bir yol olacak. Bakalım ilk sürüşümüz kimleri göreceğiz, kimleri selamlayacağız, kimlere çarpacağız. Sunucuya arkadaşlar fark var. Avrupa birinci sunucusunda çarpışma falan her şey var. Fakat ufak bir sorun var herhalde. Çarpışmayı ben bir türlü yapamadım. Çok denedim başkasına çarpmayı ama içinden geçtim nedense. Dorsesinin içinden geçebiliyorsunuz ama kendisine çarpabiliyoruz mu onu bilmiyorum da. Sunucu 2'de ise, Avrupa sunucusu 2'de ise çarpışma yok, hız limiti yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Normal bas gaza geç, yani sorun yok. Fakat en eğlenceli kısmı da sunucu 1. Hız limiti var, çarpışma var, her şey var arkadaşlar. Öyle yazıyor her yerde. Evet, selam verdik. O da bize verdi sağ olsun. Oyun içerisinde selam vermek cidden çok önemli. Yarın öbür gün birisine denk gelirsiniz arkadaşlar, çarpar size. Hiç değilse böyle hani kendinizi biraz da olsa sevdirirseniz bu selam vermedi. Ben bu herifi sevmedim mesela. Hiç değilse sevdirirseniz, tanıtırsanız kendinizi, yani adam size çarpmaz, yani devirmeye çalışmaz. Daha iyi olur arkadaşlar. Hem eğlenceli oluyor. Şöyle iki korna basınca cidden çok da güzel oluyor. Hiç değilse oyunda tek olmadığınızı anlıyorsunuz. Bakalım çıktık gidiyoruz. Sabahın 4:30, saat 5'e çeyrek var. Oyun saati. Birisi daha geliyor. Eyvallah bacım, sağ ol. Cevap aldık çağrımıza. Evet, biraz önce yanımızdan geçmişti bu arkadaş. Dediğim gibi yakındaki kişileri gösteriyormuş. Çok güzel bir mantık aslında. Otobanlarda arkadaşlar fazla kişiye denk gelmiyorsunuz ama şehri yakın yerlerde fazla kişiye denk geliyorsunuz. Artı çok fazla lag olabiliyor bazen. Takılıyor böyle oyun. O sıralarda hiçbir şeye basmayın. Yeni güncelleme hani tekrar tekrar düzenleniyor.
Hop eyvallah bacım sağ ol. Yeni güncelleme yeniden bir dün akşam mesela ufak bir 5 saatlik çalışma yaptılar. İçerisinde tamir yaptılar arkadaşlar. Sorunları gidermeye çalıştılar. Oyundan atmalar oluyordu, kopmalar oluyordu. Şu anda lag sorunu var. Dediğim gibi lag'a bir girdi de bir takılıyor. O esnada hiçbir şey basmayın. Bastığınızda oyunu sonlandırma seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Bekleyin, sabırlı olun. Gerekirse 1 dakika bekleyin, 2 dakika bekleyin ama bekleyin yani. Çünkü oyuna geri dönüyor. O sorun kalkıyor hemen, düzeliyor. Şu oyun bayağı bir kalabalık. Şu an herhalde bir 6 kişi gördük. Bunun 4 kişi şey yaptı, selam verdi. Eyvallah. Güzel. Oyun çok güzel. Arabam çok güzel. Motorunu güçlendirmem lazım. Biraz da hızlanması lazım. Onu da artık level attığımızda yapacağız. Çünkü 17 level olunca bir dahaki motor seviyesi açılacak. Ona bir bakarız. Bir benzin alalım da. Hemen doldur abi. Para çok. Sevimden devam ettiğim için para onda 500K'ya yakındı. 500 bine yakındı arkadaşlar. O yüzden eyvallah para kestim. Bu arada arkadaşlar bu sürümü kurmadan önce modu eyvallah benden önce selam verdi ya. Tamam ya ısrarcıymış adam. Kornaya bastıkça bastı. Tamam veririz abi niye vermeyelim. Arkadaşlar bu modu kurmadan önce sevinizi kopyalayın bir dosyanın içine atın. Zarar görmesin. Çünkü bu oyun esnasında seviniz zarar görebilir arkadaşlar. Orijinal oyundaki sevinizden bahsediyorum. Kopyalayın onu bir yere yapıştırın. Klasörde saklayın. Hani bu sev bozulursa hiç değilse emeğiniz boşa gitmez diye tahmin ediyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Cidden normal oyuna, orijinal oyuna girdiğimde ise sevim kaldığım yerden devam ediyorum. Çok da rahat bir şekilde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu oyunda sev gidebilir, bozulabilir. Çünkü esas firmasının bir şeyi değil bu, modu değil. Zaten oyuna girerken uyarıyor. Hani herhangi bir sorunla karşılaşırsanız hani orijinal firma değiliz biz hani diyerekten uyarıyorlar bizi. Çok da iyi olmuş aslında. Abi yollar boşaldı bir anda ya. Kapatalım şunu da. Şimdi şehire gireceğiz. Büyük bir ihtimal birkaç kişi görürüz tahmin ediyorum ya. Aman dedik yavaş. 50. Tamam düşürüz. Geçmeyelim şimdi limiti. Kendi aracımız zaten o kırmızıya yakalandık. Var mı etrafımızda? Evet, hemen karşımızda görüyorsunuz o adam. Bir tane mavi araç geçti. Gitgide yakınlaşan da var, uzaklaşan da var bizden. İyi, metresini de gösteriyormuş ya, çok iyi. Süper. Eyvallah, senin konan nasıl abi ya, çok değişik. Şurada birisi daha var, ona da selam verelim. Çok hoşuma gidiyor ya böyle selam vermek. Havalı korna. Orada iki kişi varmış ya. Biz bir tane var diye selam verdik ama iki kişi korna çaldı. Güzel. Oyun içinden yazışabiliyorsunuz arkadaşlar. Y tuşuna bastığınızda. O da güzel bir şey. Aman dedik. Selam verin. İnsan evladı bir selam versene ya. Kırmızı mı hala? Evet. Birisi yanlıya yanlıya geliyor arkadaş. Eyvallah bak bu selam verdi. Güzel oluyor ya. Vallahi billahi süper oluyor. Çok iyi düşünmüşler abi. Oyun çok kalabalık. Hani akşam saatlerinde
İyi verdi, o da verdi. Akşam saatlerinde 1500-2000 kişiyi bulabiliyor arkadaşlar. Sabah saatlerinde de yaklaşık bir 600 kişi rahat oluyor. Şu an mesela saat 1 gerçek zamanla. Ki bayağı bir kişiye denk geldik yani. Bas abi taba. İyi. Evet. Yaklaşık 4 saatimiz kaldı malı götürmeye. Hemen götürdük mü? Ne taşıyoruz biz ya? Bunun içine ne var abi? Vallahi merak ettim ya. Fakat araba çok sessiz abi ya. Süper. Skyner'ı seviyorum. Kimisi DAF kullanıyor ya da Volvo falan tercih ediyor da ben Skyner kullanmaktan hoşlanıyorum. Eyvallah bacım, sağ ol. Skyner hoşuma gidiyor ya benim. İsmi ne güzel, Skyner. Yeah. Ah, kendi kendime oynayınca böyle sapıtıyorum ben. Ver abi gazı. Ver abi. Sabitle hızı. Zaten dümdüz yola gideceğiz. Otobana çıktık bir kere, tamamdır. Evet arkadaşlar, report sistemi var. Sol altta görüyor musunuz bilmiyorum da oyuncunun ismini yazıp gördüğünüz gibi hani yazarsınız. Eyvallah verdi, o da selam verdi. Slash report, oyuncunun ismini yazdıktan sonra enter falan yaparsanız büyük bir ihtimal report edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani olur, oyunda durmuştur, yolu tıkıyordur. Güzel bir sistem getirmişler. Hiç değilse admin oyun içerisinde olabiliyor arkadaşlar. Ayde ayıp ya. Ayıp ya. 550 kesilir mi ya? Abi 90'la gidiyor. 80 ne olmuş ya? Tamam lan, düşüyoruz işte. Yavaşladık bak. Yavaşlamamış. Yani 84'le devam et. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Adminler iki tane sunucu da var. Bir tanesi Avrupa Server'ı 1, sunucusu 1. Bir tanesi de neydi o? Avrupa neydi o ya? Amerika sunucusu olması lazım. Aynen, Amerika sunucusunda olması lazım. İki tane admin var ya arkadaşlar, oyun içinde olan. Onlar direkt ilgileniyor. Fakat Avrupa 2 sunucusunda admin yok. Hiçbir report olayı yaramıyor. O yüzden ona göre oynayın arkadaşlar. Zaten çarpışma falan yok. Yani yolu tıkasa da sorun yok. Yani içinden geçebiliyorsunuz rahat rahat. Haydi bakalım. Gidiyoruz gündüz gece. 3 saat kaldı. İyi, az kaldı ya. Çabuk gittik. Abi eskiden bir araba veriyorlardı. Pat 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 sesler. Bunda ses yok ya, şuna bak. 10 numara abi. Bu arada oyun içinde hemen sol altta yine gördüm. Hemen bir çakma şey yapalım. Arkadaşlar oyun içinde radyo açabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. İnternetiniz varsa zaten internet yolu oynuyorsunuz bu oyunu. Hemen açıp radyonuzu tek başınıza oynadığınızda. Ben şu an açamıyorum. Normalde açardım. Fakat telif hakkından dolayı açmıyorum arkadaşlar. Açıp rahat rahat dinleye dinleye gidebilirsiniz. Çok da eğlenceli olur. Çok da güzel olur arkadaşlar. Öndeki yazıda Sumatra yazıyor. Haberiniz olsun. Öyle bir şey yaptık. Fakat güzel. Hani şu an keşke trafik de olsaymış diyecektim de. Fakat şu, bir bakıma düşünüyorum da hani çarpışma var. Yolu tıkama olayları falan var. Trafik olursa biraz zor olur. Çünkü kimisi gelip direkt çarpıyor. Hani selam da verseniz, tanışmış da olsanız direkt geliyor. Çarpan kişiler de var yani. Şu an denk gelmedik ama sabah oynadığımda vardı. Kafa kafaya girmişler birileri. Yani iç içe girmişler ama çarpışmışlar mı yoksa
çarpışmamışlar mı onu bilmiyorum da, fakat yolu tıkamışlardı. Ondan eminim yani. Verelim sinyali de. Evet, karşıdan bir tır geliyor. Diyecektim hiç kimse yok ya, ne oldu falan. Şu sesin hastayım abi. Üstümüzden geçti. İki kişi varmış. Birisine yaklaşıyoruz. Tam karşımızdan birisi gelecek. Hatta birisi daha geliyor. Evet, geliyorlar. Selam vermeye hazırlanıyoruz. Gelsin abi. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gideceğiz? Evet, geliyor. Oo, arkamdaymış ya. Vallahi arkamdan gelmiş adam. Ben diyorum birazdan önümüze çıkacak diyorum ama meğersem arkadan çıktı. Allah aşkına sen korna çalma. Ne olursun çalma. O nasıl bir korna lan? Öyle bir korna yok abi ya. Renault. İyi, Renault kullanan da varmış. Güzel. Renault'yu bir türlü sevemedim ben ya. Güzel bir araba da nedense sevemedim. Bu arada birisine daha denk geldik. Sollasak mı? Birisine gelirsek çarparız. Salla abi, 2 dakika çekil bakayım abi. Sollama da yaptık. Daha önce başka arkadaşlarımın videolarında izlediğim kadarıyla arabalar ileri geri gidip geliyordu arkadaşlar. Ama şu an öyle bir olay yok gibi. Hiç denk gelmedim. Gördüğünüz gibi rahat rahat solladım geçtim. Öbür türlü çünkü cidden ileri geri yapıyorlardı. Hani adam nerede ne olduğunu bilemeden çarpabiliyordunuz arkadaşlar. Fakat şu an öyle bir sorun yok. Bu da çok güzel bir olay olmuş. Bunu yapan firma da aslında çok iyi bir iş başarmış. Onu söyleyeyim. Cidden böyle bir şey lazımdı. Keşke kendi oyunu yapsaydı. Kendi firması yapsaydı. Fakat kendi firması düşünmediklerini söylemişler. Çünkü bunun için çok büyük bir harita ihtiyaç olduğunu söylemişler arkadaşlar. Araştırdığım, duyduğum kadarıyla. 2016'da ya da 2015'in sonunda bir oyun daha çıkartacaklarını, fakat o oyunda multiplayer özelliği olmayacağını, olsa dahi çok küçük sunucularda olacağını belirtmişler. Ama büyük bir ihtimal olmayacak. Çünkü hiç taraftar değiller. Yapma taraftarı değiller arkadaşlar. Eyvallah kardeş. Allah razı olsun. Vallahi süper ya. Şu korna çalma olayı çok hoşuma gitti benim. Hiç değilse tek başıma oynamadığımı rahat rahat anlıyorum yani. Konuşamasak da. Türklere denk geliyorsunuz arkadaşlar. Cidden bazı noktalarda Türklere denk geliyorsunuz. Hatta 2-3 kişinin konvoy yaptığını gördüm bugün. Çok güzel bir şey. Onlara katılacaktım fakat işim vardı, o yüzden katılamadım. Fakat başka zaman katılacağım inşallah. Ya da ben kendim konvoy kuracağım. Sizler katılmak isterseniz beraber oynayabileceğiz arkadaşlar. Ben navigasyonu açık tutuyorum. Çünkü arabanın kendi navigasyonu olduğu halde ben ona bakmakla uğraşmıyorum. Cidden navigasyonu sağda hemen kocaman görebilmek benim hoşuma gidiyor. Biraz acemiyim zaten. Ürünü de getirdik bu arada arkadaşlar. Sağ salim, kazasız belasız ulaştırdık. Bir de park etme sorunu var. Parkı siz yapıyorsunuz. Onu geçeceğim. Çok uğraştırıyor bazen. Ben o işte pek becerikli değilim. Sizi de sıkmak istemiyorum.
Bu arada korkma korkma, üstüne çıkmayacağım. Adam hemen sağa kırdı abi. Yok öyle bir şey ya. İyi, çok rahat geldik ya. Süper oldu. Var mı başka gelen? Yok, biraz önceki bizden uzaklaşıyor. Güzel. Ürünü getirdik sayılır. Multiplayer ilk bölüm. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beraber dediğim gibi konvoy halinde gezebiliriz. Takım yapabiliriz. Aynı ürünleri alıp aynı yere götürebiliriz. Benim çok hoşuma gider. Biliyorsunuz zaten benim takipçilerimle, hani YouTube kanalımı takip edenlerle içli dışlıyım. Herkesle konuşuyorum. Herkesle de konuşmaya çalışıyorum. Abi aman dedim, ne yaptın sen öyle ya? Aman korkuttun beni. Ulan yükün yok, nasıl dönüyorum ben? Bizim yük olduğu halde rahat rahat dönüyoruz. Vallahi korktum ha. Aman kazasız belasız geldik de. Şuradan şuraya gideceğiz. Kaza yapmayalım Allah aşkına ya. Tamam, iş yeri bulduk. Var mı etrafta birileri? Gelen var mı? Onlar da kırmızı ışıklarda duruyor ya da kendi sürücülerini uyutuyorlar. Birisi hareket etti mesela. Çok iyi abi. Hemen geldik. Nereden lan bunun girişi? Bakalım olacak mı? Hop, yağmur da başladı. Aç abi. Döndür abi. Beceremedik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle içeri alalım. Fazla ses yapmasın motor. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar.